Evet, çorbamız geldi. Soğuk bir İspanyol çorbası. Gazpacho. Şimdi Sinem Hanım, ben nefis yemek tariflerinden baktım. Bilmiyordum ne olduğunu. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. İyi yapmışsınız Ökkeş Beyciğim. Buyurun başlayalım. Güzel geldi değil mi? Hadi yorumlara geçelim. Çorba olması gerektiği gibi yapılmış Sinem Hanım. Soğuk, ferah, içindeki buz dokunuşu hoşuma gitti. Çorbada şansınız yaver gitmiş. O ne demek şansınız yaver gitti falan? Hemen çıkartmayın pençelerinizi. Buz eriyip sulandırsaydı çorbanızı güzel olmazdı. Onu diyorum. Ökkeş Bey. Ha Sinem Hanım, çorba güzel. Nohutların azizliğine uğramasaydım benim ayranlaşım da böyle lezzetli olacaktı. Hazır ürün kullanmasaydınız böyle mi bahaneniz olmazdı? Hanımefendi siz de göreceğiz. Bakalım samasılları yaparken hazır yufka kullandınız mı? Çorbanızı güzel yapmışsınız. Başlangıç olarak müthiş bir seçim. Benden puan aldınız. Zühra Hanım siz de bir şey söyleyin. Bana gelen çorba çok pütürlüydü. Şerefcan Bey'e gelene baktım öyle değildi. Benimki bebek maması gibi olmuş. Sizinkini başka bir tencerede pişirmedim herhalde. Doğru dürüst yorum yapın. Beğenmedim ya, zorlama. Beni sevmediğin için tencerenin dibine sıyırıp koydun herhalde. Tencerede çorba kaldı mı peki? Herkese bol bol koydum. Çorba daha var. Tamam, ara sıcağa geçelim. Hanımefendinin derdi misafir ağırlamak değil belli. Onun tek derdi para. Hadi uzanamadı ciğere murdar dermiş. Simay Hanım'ın başlangıçta yaptığı gazpacho güzeldi. Daha önce tatmadığım fakat İspanya'ya gittiğinde bir gün içmek istediğim bir çorbaydı. Çorbanın hakkını vermiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.